Bu hangi mutfağa ait? Ya bir mutfağı yok aslında bunun. Sen kendin yani mi geliştirdin yani? Normalde olur. Yani mesela başlangıçlarda amuş buş dediğimiz, amuş buş dediğimiz ağız hoşluğu memeyi beklerken yediğimiz bir şey vardır. Böyle sert tatlı ekşi dokular yedikten sonra ağzımızın o rağ yağısının değişmesini ister. Çünkü ana yemeği güzel yerken... Güzel kokusundan bahsediyor rağ yağı dediği evet, yani. Evet yani ana yemeği yerken ağzımızın temiz olmasını, bir önceki yemekten bir kalıntı kalmamasını isteriz. Dolayısıyla buna biraz zencefil, elma, limon ve balla beraber bir taşım böyle sadece zencefil aromasını verecek kadar asla fazla kaynatmıyoruz. Yoksa zencefil acısını verir ve içilmez bir hale gelir. Peki o kime yetecek? Su koyacağım üstüne. Ha tamam. Şimdi zencefil bir küçük saniye. Küçük sahan geldi ya bana o yok, yüzden. Yok. Ben sürahiyle hani zaten, bekleyin şerbet ama, yapacağım. Zaten bu kök sebzeleri soydum. Bunları da ayırdım. Evet. Suya mı basayım bunları? Evet. Soyacağını da alabilir miyim acaba? Bravo. Üstün başarılarından dolayı bu adam beni hep tebrik etmiştir. Bir tane pancar koyabilirsin içine acaba. Ha tamam. Kız suyunu kırmızı pancar yapmasın o. Pancar ve elma. Suyu olmayacak ki o salata olacak hayatım. Hayır içine atacağım ya suyunu yer bunları bulandırmasın. Önemli değil hepsi karışık tamam, olacak zaten. Değildim, tamam. Bir yandan ağız çalkalama suyu için zencefil soyulurken bir yandan da kök sebze salatası için pancar soyuluyor. Hadi şey, şu tatlının sosunu mu yapıyoruz o karidesin sosunu mu yapıyoruz? Hayır şimdi simitçili yapıyoruz ver. Hadi yapalım o zaman. Ver şunu. Simitçil dediği o acı buraya sos. Koymuş buraya. Kokluyor onu kokluyor tüketim kolonyası sanki. Allah'ım yarabbim ya. Hanımefendi onu benim önüme siz koydunuz. Ha hemen de ben suçlu oldum. Yarışmacı her zaman haklıdır. Bu doğru. Soğanınız tamam, tamam hanımefendi. Teşekkür ediyorum harikasınız. Şımartmayın şunu hanımefendi. Meksika biberlerimizi ve sarımsağımızı koyduk. Bunları robotunuz olmasa da blenderdan geçebilirsiniz. Blenderdan geçtikten sonra ben bunu bir tavaya alacağım. Ondan sonra pirinç sirkemi falan ekleyip nişastayla bağlayacağım. Pirinç sirkesi? İlk defa duydum. Tatlı bir sirke, güzel bir şey. Sushi'de falan kullanılmıyor değil mi? Kullanılıyor. Kullanılıyor tabii. Sushi pirinci de kullanılıyor zaten. Orada duydum çünkü pirinç sirkesi. Onu duymuş olabilirsin. Ay tamam kalmayacak. Rasiye çok iyi yapar bu arada sushi'yi. Gerçekten tabii mi? Tabii onların ailecek böyle değişik şükran günleri gibi şeyleri var. Toplanıyorlar. Ne? Hep birlikte sarıyorlar. Kabur günü, kabur günü. Ailenin büyüklerle birlikte. Şimdi. Şu tahtayı ver ben bir yıkayayım kör olacağım yoksa. Ağız temizleme suyunu hallettik, süzdük. Çok iyi gidiyoruz. 3 dakika bu kadar için. Ve bunu da sıcakken şimdi hemen içine birazcık balatalım. Ağız tatlandırma suyu da hazır. Mantarlar evet, şimdi orada çekilmiş ama biberler yine biraz diri duruyor kenarında. Diri duruyorsa hemen ne yapıyoruz biliyor musun? Onları kenara sıyırıyoruz ve tekrardan çekmeye devam ediyoruz. Ya, şimdi evet, hemen burada levreklerimizi porsiyonlayalım. Tamam. Şimdi takımın içinde yeneceği için bütün halde yapmayacağım tamam mı? Şerit şerit yapacağım ki yemesi kolay olsun. Julien aynen. Bunu tamam, sen çıtır paneye bulayacaksın kızartacaksın. Bunu bulayacağım evet evet aynen of, öyle. Çok güzel olur ha. Çok güzel oluyor üstüne sos işte. Üstüne de sos acı sos mu? Yok. Yok avokado sos. Avokado sos. Tamam çok sos var kafamı karıştırıyor. Evet doğru. Taka bunun altınaydı. O tamam, takanın içine tamam. Doğru bir tane daha ne olacak? Doğrayalım dursun. Fazla olsun bir şey olmasın. Zaten çabuk pişiyormuş. Dolapta karidesim var. Şimdi karidesi ayıklayalım. Tamam gelsin tamam biz onları ayıklayacağız. Bu çıtırpane harcı bildiğimiz tavuk poladı mı çıtırpane harcı? Hayır canım tabii ki değil. Tempura yapacağız. O ne kız? Of harika. Ben de karides ayıklamayabiliyoruz tamam, dediysem küçük de onlar. Evet arkadaşlar bu mezgiti alalım lütfen. Hayatım bunu da hemen porsiyonluyorum. Bak şimdi kabuğunu soyduktan sonra dur bacak. Ben bir tane son yapabilir miyim? Bak şimdi bunu buradan tuttuk tamam mı? Böyle kopardık. Sonra geldik bacak kısmına. Bak bacaklar zaten bunu böyle hemen ayrılıyor. Don devir. Kuyruğu kalacak tamam mı? Sen alttan alsın. Üstekiler belki donuktur. Mutlaka çok şeffaf var yalnız. Direkt üstü içinde et var yani. Yani hemen kabuğun altında eti var. Bizim evet, mesela kaç kat derimiz var, kasımız var. Bu hemen böyle direkt... Böyle aldık. Kız bu elimizden çıkar mı kokusu? Çıkar çıkar. Bir şey olmaz. Çok yemiş bu. Baksana çok yemiş bunlar. Kız sen onu yapma. Bu donuk donuk. Ne yapacağım ya? Çözülmüş artıklar. Bak bunlar çözülmüş. Ben ne olur ne olmaz diye birkaç tane fazla aldım. Bu ne yiyor ki denizin içinde? Eldiven alsaydım bu kadar kokusu. Ne yapıyoruz? Ben hemen levreğimi porsiyonluyorum. Ana yemeğimize geçtik. Evet levreğimizi porsiyonluyoruz. Kadıcığım seni bekliyorum. Dur limonladım ellerimi. Ben hemen neyime geçiyorum? Bu filik pilavı geç pişmiyor mu? Pilava geçiyorum şimdi. Yani bir an önce pişse demlense... Bu filik pilavını ben çektirme usulü yapacağım. Risotto gibi düşünebilirsin. Genelde öyle yapıyorlar zaten bunu.
Kim yapıyor genelde öyle? Ya bir yarışmacımız daha vardı, o da öyle yaptı. He, o bir yarışmacı yapınca genelleme mi yapmış oluyorsun? Ya ne bileyim, ben öyle gördüm. Genelleme. Gördüğümü de söylemeyeyim mi tamam bacım? Tamam o zaman. Madem levrek frik bulguru ile yapıyorsa, levreğin usululuğu, pişmesi, derisi, çünkü ızgaradır. Ben derisini de isterim, çıtır çıtır olması lazım. Bunu ben makine atabilir miyim müsaadenle? Meltem şefim, bu nedir? O poğaçanın mantı. Aa harika, iyi hatırladın. Hemen onu ıslayabilir miyiz? Hadi o zaman. Kuru patlıcanı sanki değişeyim. Aslında tazesini kullanmak isterdim ama bulunamadığı için şu an şeyini kullanabiliriz. Yabancı şeyini. Bir şey. Bak burada da bulgur var. Filiğin içine kullanıyorum. Şimdi filik tek başına çok ağır bir ürün, tamam mı? Başakların tepesinden yapıldığı bir için. Tepesinden. Ağır bir kokusu var. İlk hasatı olduğu için isli oluyor, tamam mı, filik? Dolayısıyla tek başına yapmayacağım. Normal buğdayla beraber karıştırıp yapacağım. Pişirme çok ağır peki bir... aynı mı ikisini? Nasıl? İkisini pişirme. Şimdi ben ilk önce filikle başlayıp ondan sonra bunu tamam, yapacağım zaten. Gideceğiz. Bu mantarda sıcak suya mı koyacağız? Onu sıcak suya koyacağız. Pancarı çıkartacağız. Kadayıfı koyacağız. Kadayıfımızı fırına koyuyoruz. Porçili mantarımıza sıcak su koyuyoruz. Karideslerimizi saracağımız kadayıflarımız fırında pişmeye devam ediyor. Filik bulgurumuz için soğanımızı kavuruyoruz. Filik bulgurumuza biraz normal bulgur ekliyoruz. Şu anda filik pilavının bulgurunu kavurduk. Evet. Üstüne yarışmacımız yani şefimiz aynı zamanda dedi ki Kadir Bey biraz ağır oluyor bu dedi. Üstüne normal bulgur da ekledik. Evet, biraz yalnız burada ne mantarıydı bu? Bu porçili mantarı. Porçili mantarı. Kuru porçili mantarını patlıcan kurusu gibi ıslattık. Ondan çıkan suyu biraz ayırdı. Ne yapacağım bu suyu? Birazcık kullanacağım pilavda. O aroması geçsin istiyorum. Mantarları da bu pilavın içine mi koyacağız? Evet, mantarları doğrayıp kullanacağız. Hem lezzet hem de hafif suyu geçsin diye aroması. Evet. Evet, sadece mantar üstüne süs gibi durmayacak. Yediğimizde evet. Bulgurdan... Ya var ya, sen bu işi biliyorsun ya. Dedim ama ben sana. Ben sana ediyorum. Söyledim. Meltem kendinden emin görünüyor ama... Çıkardın beni bile, bence çok emin olmamalı. Abartmayayım mı şefimi? Abart da çok abartma. Biraz dozunu kaçırmış olabilir. Ama anahtarımı mantar be sen de, ha sanki ne yapmış. Suyunu koymuş ona. Tamam ha. Meltem şefimizin 1,5 saati geçti bile. Kaldı 1 saati. Oh, bunun içinde hala o kırmızı biberler duruyor. Neden? Çünkü seviçiliği yapmayı unuttuk. Evet, robotun içinde kalınca kadayıf. Geri git. Dur gel. İçine ne koyacaksın? Şimdi onun içine pirinç sirkesi koyacağız. Oku. Oku bakalım. Pirinç sirkesi oku. Efendim 1,5 çay bardağı pirinç sirkesi. Evet. Koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir koydum. Şöyle kenarlarını da yıkayayım da. Uçunu da koydum. 1 çay bardağı toz şeker. Hadi bakalım. Burada. Başka 1 çay bardağı yapışır çünkü. Tamam. 1 çay bardağı su. Okey. Evet. 1 tatlı kaşığı buğday nişastası. Onu şimdi koymuyorsun, en son bağlıyoruz. Kapatayım mı? Küçük bir tutam tuz. Ya 1 pincik tuz her şeye koyuyoruz. 1 pincik bak. Şimdi evet. Sıyırdım kenarlarını. Sıyırdın mı? Tamam. Zaten sirkeyi kenarlarından döktüm. Evet. Tamam, onu da attık. Peki mantarlar ne olacak? Hadi hızlanalım, biraz bak daha sofra kuracağız. Bunlar istiridye mantarı. İstiridye mi bunlar? Çok güzel bir evet. Dokusu var ama bakar mısınız? 5 yemek kaşığı kadar. Koydum, sostan tamam mı? Koydun. Çok sos değil. Mantarın suyundan koydum. Tamam. Evet, birazcık dedim böyle, dediğim gibi raya. Çok az tuz ekledim çünkü ben sonrasında buna biraz parmesan ve labne ekleyeceğim. Biz bunu risotto gibi çektire çektire evet, şimdi pişireceğiz. Şimdi yapacağız. Şimdi pişirsin. Ondan sonra bir tık daha su koyacağım. Tamam, kapattım. Bu kapattı. Hadi bakalım. Bu şimdi pişecek. Tatlının sosu da yok daha. Altı açıyoruz. Tatlının sosu en son. Panolar mı, kanolar mı neyse bu da açılacak. Ne o? Aa, takoyu açalım. Hadi Kadir tako, açalım. Takonun evi kaleye karşı. Takonun evi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.